yapın diyelim dedik de. Yapmasın ya. Denizler. Tabii ki bununla birlikte 192 noktada 4.982.000 metrekarelik. Deniz üstüne çıkarıldı yer. 10 saniye daha yoksa bunun. Şimdi bu projemiz bizim denizlerde terk edilmiş, denizden terk edilmiş ağlardan temizlenmesi projesi. Denizlerdeki terk edilmiş ağlar, hayalet ağ ne demek? Öncelikle ondan başlamak lazım gerekirse. Denizde avcılık esnasında, avcılık operasyonu esnasında bilerek ya da bilmeyerek kopma neticesinde veyahut da denetimden kaçarken atılmış, kalmış ağlar aşağıda deniz dibinde ve o bölgede hem kirliliğe sebep oluyor, ekosisteme zarar veriyor, hem de avlanmaya devam ediyor aşağıda. O avlanmaya devam ettiği için sürdürülebilir balıkçılık açısından da tehlike yaratıyor. Bu çerçevede 2014 yılından beri biz yaklaşık olarak 5 milyon metrekarelik alanı taradık ve buradan 332 bin metrekare terk edilmiş alarak, temizleyerek geri dönüşüm üzerinden geri dönüştürmek suretiyle çeşitli alanlarda işte sanatsal faaliyetler olsun, diğer file yapımı birçok alanda kullanılmak üzere temizliğini yaptık. Bunu engelleme, şimdi şu var, bakanlığımız bu noktada da yeni bir proje başlattı bu yıl. İşte mesela şu anda çıkan ağın kime ait olduğunu, kimin bıraktığını bilmiyoruz. Şu anda yeni yapılan projeyle denizde avcılık yapan bütün av araçlarının tamamını markaladık biz karekod sistemiyle. Oltadan tutun gırgır ağına kadar. Bu karekod sisteminin bize getirdiği nedir? Kime kayıtlıysa o ağ bulunduğunda o kişi belli olacak. Yani o ağı atan kişi belli olacak. Bize bildirimde benim ağım düştü, kayboldu diye bildirimde bulunmaları gerekiyor şu anda. Benim ağım kayboldu, falan noktada kaybettim, düştü, parçalandı diye bildirmediği takdirde işlem uygulanacak hakkında. Bildirdiği takdirde de oranın temizliği daha çok kolay ve daha hızlı bir şekilde yapılacak. Şu anda biz zaten son günlerde 7 lokasyonda bu projeyi, 7 lokasyondakileri toparladık. Bugün yaklaşık olarak 15 bin metrekarelik bir ağda en son onu da almak suretiyle bitirdik. Mesela koptu ağa, istemeyerek düştü, bize bildirim yaptığı takdirde hızlı bir şekilde o bölgede kirliliğe sebep olmadan, avcılığa sebep olmadan. Şöyle yap, sen bu tarafa geçiyorsun. Tamam. Tamam. Evet. Belediyesi'nde kadınlarla ilgili bir kursa verdik, harika eserler çıkardı. Yengeç var. Bununla ilgili bir de belgesel çekimi de oldu zaten. Burada biraz daha çok işte salyangoz, değişik balıklar da var içerisinde. Tam avcılık yapmış aşağıda. Ve
Yengeç var. Bir yengeç. Burada bir balık var. Burada yine bir